Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri, birinci dönemin ilk yazılı örneğiyle matematik dersinden sizlerle beraberim. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurup önce kendi cevaplarınızı yapın, daha sonra benimkilerle karşılaştırıp doğruluğunu kontrol edersiniz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Yazılımız normal düzeyde, yani çok zor değil, çok kolay da değil, orta ayar diyelim. Birinci soru aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını Karşılarına yazıyla yazınız diyor. Burada dikkat edeceğimiz şey sevgili öğrenciler. Bölük bölük yazıyoruz. Yani ilk önce milyonlar bölüğünü yazıyoruz. 67'yi görüyorum. Ne yapacağım? 67 ve bölüğün ismini yazıyorum. Milyon. Şunun altını çiziyorum özellikle sizlere belirtmek için. Şimdi 405 bin. Bakın binler bölüğünde 405'i görüyorum. 405 bin. Yine şuna dikkat edelim. Ve birler bölüğünde 10 görüyoruz. Okuyalım 67 milyon 405 bin 10. Diğerini okuyalım. Milyonlar bölüğünde 3 var. O zaman ne yapacağız? 3 milyon. Binler bölüğünde 2 var. 2 bin. 2 bin. Ve birler bölüğünde 986 yazıyoruz. 980 6 İkinci sorumuz örüntülerle ilgili. İlk 5 adım verilen sayı örüntülerinde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sayıları bulunuz diyor. İlk örüntüde 6 adım verilmiş olsun. Devam edelim. Birden 3'e bir çoğalma var. Ne kadar? 2 tane çoğalma var. Artı 2. Sonra 3 tane çoğalma var. 6'dan 10'a 4 çoğalma. 5 çoğalmış. 6 çoğalmış. Ne olacak? 7 Çoğalacak sayımız 21, 7 daha 28. Diğerine bakalım. 2, 4 olmuş, 4, 8 olmuş, 16 olmuş. Yani katlanarak gidiyor. 2 ile 2'yi çarparız, 4 olur. 4 ile 2'yi çarpsak, 8 olur. 8 kere 2, 16. 16 çarpı 2, 32. 32 ile 2'yi çarparız ve ne olur? 64 olur cevabımız. Diğeri, 5, 15. Sonra azalmış. Sonra 30 olmuş. 5 ile kaçı çarparsak 3'ü çarparız. 5 kere 3 15. Sonra 5 azalma var. 10 ile 3'ü çarparız. 30 olur. Sonra 5 azalmış. Şimdi ne yapacağız? 3 de çarpacağız. 25'i 3 ile çarptığımızda ne olur? 75 olur. Ve cevabımız 75 çıkar. Üçüncü sorumuz kolay. Toplama ve çıkarma işlemleri var. Yapalım. 1, 7 daha 8. 8 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. 5 6 3 de burada 9. 8 6 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 2 3 ve 4 yapıyor. Şimdi toplamayı çıkarma işlemlerinde sevgili öğrenciler hiç acele etmiyoruz. Yavaş yavaş. Hatta benim gibi böyle üstüne yazarak da yapabilirsiniz. 4 6 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1. Evet topladığım zaman 1 3 daha 4. Elde yok şimdi. 2, 8 daha 10 yine elde var. 1, 1, 1 daha 2, 5 de burada 7. Elde yok. 9, 6 daha 15. Bu şekilde yaptık. Çıkarmalara bakalım. 4'ten 6 çıkmaz. Komşudan aldık 14. Burada kaldı 4. 14'ten 6 çıktı 8. 4'ten 5 çıkmaz. Yine komşudan aldık. Oldu. Burası 14. Burada kaldı 0. 14'ten 5 çıktı 9. 0'dan 0 çıktı 0. 3'ten 7 çıkmaz. Komşudan aldık 13. Burada kaldı 7. 13'ten 7 çıktı 6. 7'den 2 çıktı 5. Sonuncuyu yapalım. 3'ten 8 çıkmaz. Komşudan aldık 13. Burada kaldı 1. 13'ten 8 çıktı 5. 1'den 9 çıkmaz. Komşudan aldık 11. 11'den 9 çıktı 2. Burada kaldı 6. 6'dan 1 çıktı 5. Buraya geldik. 0'dan 6 çıkmaz. Komşudan aldık. 10. 10'dan 6 çıktı. 4. Burada kaldı. 4. 4'ten 4 çıktı. 0. Evet. Geldik dördüncü sorumuza. Evet. Yuvarlamalar var. En yakın 10'luğa, 100'lüye ve 1000'liye. En yakın 10'luğa yuvarlarken son sayıya, birler basamağına bakıyoruz. 1, 2, 3 ve 4 varsa gerideki 10'luğa. 5, 6, 7, 8 ve 9 varsa ilerideki 10'luğa yuvarlıyorduk. 9 ileri gideceği için burada kim var? 30. 30'dan sonra 40 olacağı için ileride 40'a yuvarlıyoruz. 3 geriye döner. Geride zaten 60'ı görüyoruz. O zaman 60'a yuvarladık. En yakın yüzlüğe bakarken de 2 sayıya bakıyoruz. Son 2 sayıya. 50'den küçükse geriye dönecek. 50 ve 50'den büyükse ilerideki yüzlüğe gidecek. 17 50'den küçük olduğu için geriye dönüyor. Yani 400. Geride 400 var zaten. 61 50'den büyük olduğu için ilerideki yüzlüğe gidecek. 900'den sonra 1000 gelir. 1000 hem yüzlüklerin içindedir hem onlukların içindedir hem de binliklerin içindedir. Bu şekilde yüzlük olarak da 1000'e yuvarlamış oluyoruz. En yakın binliğe yuvarlarken ise son 3 sayıya bakacağız. Son 3 sayımız 500'den küçükse geriye dönecek. 500 ve 500'den daha büyükse ilerideki binliğe gidecek. 254 500'den küçük olduğu için geriye döner. Geride zaten 1000 sayımız var. En yakın binlik. 500 ileri gider. İleride 8000'den sonra 9000. Geleceği için 9000'e yuvarlıyoruz ve geçiyoruz 5. soruya. Yukarıda okunuşu verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? 307 milyon. 307 milyon olacakmış. Zaten hepsi 307 milyon. 20 bin. Bakın bu A şıkkı 200 bin. Bu olmadı. Bu 20 bin. Bu da 20 bin. Burası da 200 bin. Bu da gitti. 2 tane şıkkımız kaldı. 950. Bakın burada 905 var. O zaman bu da olmadı. Bakın burası 950. 307 milyon 20 bin 950. Cevap B şık. Altıncı soru. Bölükleri yerlerine yerleştireceğiz. Hemen yapalım. İlk önce milyonlar bölüğü başta olacak. 759 başta olacak. Zaten şıklara bakın. Sadece C şıkkı doğru. 759 milyon, binler bölüğü 32 bin ve birler bölüğü 145 doğru. Yedinci sorumuz, aşağıdaki sayılardan hangisindeki 7, 7 rakamının basamak değeri 7 bindir? 7 bin olduğuna göre 7 rakamı binler basamağında olması lazım. Bakalım, birler, onlar, yüzler, binler, işte A şıkkı doğru. Buradaki 7 rakamı 10 binler basamağında olmaz, 70 bin olun cevap basamak değeri. Burada yüzler basamağında değeri 700. Burada ise onlar basamağında değeri 70. Cevap A şıkkı. 8. sorumuz. Yukarıda çözümlenmiş şekli verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi 5 tane 10 binlik var. Şimdi 10.000'ler binler basamağına 5 yazacağız. Şey 10 milyon. 10 bin diyorum sevgili öğrenciler kusura bakmayın. 5 tane 10 milyon. 2 tane 1 milyon. Orada yazdık. Şimdi binler bölüne geldik. Bakın 100 bin yok. O zaman 100 binler basamağına 0 koymam gerekiyor. 10 binler basamağında 6 var. Binler basamağında 8 var. Birler bölüğüne geldim. Yüzlük var. 3 tane yüzlüğümüz var. Onluk yazılmamış. Onluk yazılmadıysa 0 koyuyoruz. Birlik 4 tane var. Ne oldu? 52 milyon 68 bin 304 oldu. Nerede? Bakıyoruz. Evet D şıkkında. Doğru cevabımız. Geldik 9'a. Yukarıda verilen rakamları birer kez kullanarak yazılabilecek 6 basamaklı en büyük tek doğal sayı. 6 basamaklı olacak. Zaten 6 rakam var. En büyük olacak ve tek olacak. Şimdi tek olması için bir sayının en son basamağı yani birler basamağına tek göndermem gerek. Tek hangisi? 5 var. Tek bir de 7 var. 7'yi mi göndereyim? 5'i mi göndereyim? 5'i gönderiyorum. Niye? Çünkü en büyük yapacağım için 7 büyük. Büyükler bana ön tarafta lazım. Sayımın büyük olmasını istiyorum. 5'i arkaya gönderiyorum. Diğerlerini artık büyükten küçüğe sıraya koyacağım. Ne koyacağım? En büyük 7, 6, sonra 4, 2 ve 0. Ne oldu? 764.205 oldu. Cevap nerede? İşte C şıkkında. Yukarıda verilen sayı örüntüsü belirli bir kurala göre oluşturulmuştur. Buna göre nokta artı üçgen kaçtır? Örüntüye bakalım. 2'den 8'e bir çoğalma var. Sonra 3 tane azalma var. Sonra çok baya bir çoğalma var. Şimdi biraz çoğalma sonra baya bir çoğalma olduğunda ne aklımıza geliyordu? Çarpma işlemi aklımıza geliyordu. 2 ile kaçı çarparsak 8 olur? 4'ü. 2 kere 4 8. Sonra 3 çıktı. Eksi 3, 5 oldu sayımız. Sonra tekrar 4 ile çarpıyoruz. 20. Şimdi 3 çıkarmamız gerekiyor. Yani üçgenin yerine 17 gelecek. 20'den 3'ü çıkardığımız zaman 17 oluyor. Üçgeni buldum. 17 ile 4'ü çarptığımız zaman 68 oluyor. Yine 3 çıkardığımız zaman, eksi 3. O zaman noktanın yerine kim geliyor? 65 geliyor. Ve bunları noktayla üçgeni toplamamız gerekiyor. Yani 65 ile 17'yi topluyoruz. 12 elde var. 1, 6, 7, 8 cevap 82 oluyor. Nerede? C şıkkında. 11. soruda bir zihinden çıkarma işlemi var. Ee, bu işlemin hangi sayılar arasında olduğunu bulmamız isteniyor. Şimdi 700'den 200'ü çıkarmışlar. Yani yüzlüklerde 700 var. Diğer sayının yüzlüklerinde 200 var. Şöyle çıkarma işlemini de koyalım. Onluklarda 90 ve 80 var. 90 ve 80. Birliklerde de 5 ve 3'ü görüyoruz. 5 ve 3. Sonra bu işlemlerin sonucunda çıkan sayılar 510 ve 2 olduğuna göre o da 512 olmuş cevap. Hangi sayıların çıkarmasıymış bu? 795 ile 280 283'ün. Yani cevap B şıkkında. Bunu şuradan da anlayabilirsiniz sevgili öğrenciler. Bakın ilk sayımız 700 95 283 zaten buradan da anlayabiliriz. 12'ye bakalım. Yukarıdaki işlemin sonucu sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlanarak tahmin edilecektir. Buna göre tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark kaçtır? En yakın yüzlüğe yuvarlayacağız. İlk önce şunu yuvarlayalım. İki sayıya bakıyoruz. 28 50'den küçük olduğu için geriye döner ve buradaki sayımız 500 olur. Diğer sayı 86 ileri gider. 300'den sonra 400 geldiği için 400'e yuvarlanır. Ve bunları toplayalım. 0 0 900. Şimdi gerçek sonucu da toplayalım. 528 ve 386. 8 6 daha 14 elde var. 1 3 8 daha 11. 6 3 daha 9. Gerçek sonuç 914. Aralarındaki fark 914 eksi 900 yani aralarındaki fark 14'müş. Cevabımız C şıkkı. 13. soru harfleri bulacağız ve bu harfleri toplama yapacağız. Nereden bulacağız? Toplama işleminde tahmin edeceğiz. 4 ile hangi sayıyı toplarsak 5 olur? Tabii ki A harfinin yerine 1 gelmesi lazım. 4, 1 daha 5. A'yı buldum. Artı. Sıra B'ye geldi. B ile 6'yı topladığımızda 3 oluyormuş. Şimdi toplama işlemi ileri doğru gittiği için ileri doğru sayma olduğu için 6'dan daha ileride bir sayı olması lazım. 3 Bu 3 13'ün 3'ü olması lazım. Çünkü 6'ya en yakın 13 var. 13'ün 3'ü olduğuna göre o zaman B harfini yerine 7 koymalıyım. 7 6 daha 13 13'ün 3'ü B'yi de buldum. 13'ün 3'ü elde var 1. Şimdi C'yi bulacağım. 2 1 daha 3 5 de burada 8. O zaman C harfimiz de 8 oldu. Bunları toplarsak 8, 8 daha 16. Cevap aşık. Geldik son kağıdımıza. Evet. Eksilen sayıyı istiyor. Gayet kolay bir soruymuş. Eksileni bulmak için ne yapardık? Bu ikisini çıkan ile farkı toplarız. Yani 2514 ile 1986'yı toplayalım. 10 elde var. 1, 2, 10 yine elde var. 1, 6, 9 daha 15. Yine elde var. 1 2 3 4. Cevap 4500 B şıkkı. 15'te bir problem var. Bir çiftlikteki tavukların sayısı horozların sayısından 128 fazladır. Bu çiftlikte 275 tane horoz olduğuna göre toplam hayvan sayısı kaçtır diyor. Hemen yazalım. Horoz belli 275. Tavuklar belli değil ama ipucumuz var. Horozlardan 128 fazlaymış. Hemen onları bulalım. 128'i toplayalım. 8, 5 daha 13. Elde var 1, 8 oldu. 2 daha 10. Elde var 1, 3, 1 daha 4. Tavuklar 403 oldu. Ve toplam hayvan sayısı diyor. Hemen bu tavukları bulunca işaretlemeyin sevgili öğrenciler. Sorunun sonuna da dikkat edin. Bütün hayvanları toplayacağız. 5, 3 daha 8. 7, 0 daha 7. 2, 4 daha 6. Toplam hayvan sayısı 678'miş. Cevap değişik. Son sorumuz. Mehmet'in 12.860 TL parası var. Mehmet parasının birinci gün 3.916. Birinci gün belli. 3.916 TL harcamış. İkinci gün birinci günden 865 TL fazla harcamış. Şimdi ikinci günü bilmiyoruz. Önce onu bulacağız. 865 fazlaymış. Toplayalım. 865 6, 5 daha 11. Elde var. 1, 2 oldu. 8, 9, 8, 17. Elde var. 1, 4781. Ve bunları harcamış. Bu harcadığı paraları bir, bir araya getirelim. Toplayalım. 6, 1 daha 7. 8 1 daha 9 9 7 daha 16 elde var 1 4 4 daha 8 yani Mehmet 8697 lira harcamış bu kadar parası vardı çıkaralım o zaman ne kadar kaldırılmak için 12.860'dan 8.697'yi çıkaralım. 0'dan 7 çıkmaz komşudan aldık. 10'dan 7 çıktı 3. Burada kaldı 5. Yine çıkmıyor. 15'ten 9 çıktı. 6. Burada kaldı 7. 7'den 6 çıktı. 1. 2'den 8 çıkmaz. 12 oldu. 12'den 8 çıktı. 4. Burada kaldı 0. Demek ki Mehmet'in 4163 TL parası kalmış. Bu son sorumuzu sevgili öğrenciler. Sizlere yazılınızda başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Başka derslerde başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.